Herkese selamlar. Ben Doktor Semih Güleser, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün çok merak edilen erken boşalmada penis başı dolgusunun ne olduğunu, etkilerinin ne olduğunu konuşacağız. Nasıl yapılıyor? Bu soruların hepsine cevap bulacağız. Erken boşalma hem erkekleri hem de partnerlerini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu biliyorsunuz. Erken boşalan erkeklerde aynı zamanda yaratmış olduğu özgüven kaybına bağlı olarak cinsel problemlerin de sıklığını birlikte görüyoruz. Erken boşalmanın aslında şu anda net bir tanımı yok. Ben bunu şöyle izah ediyorum. Hem erkeğin hem de partnerinin mutlu, mesut, memnun olduğu süre aslında ideal ilişki süresi. Bu süre tabii ki kişiden kişiye değişebiliyor. Bazı insanlar için 3 dakika mükemmel bir süreyken bazı insanlar için çok yetersiz olabiliyor. Bazı insanların beklentileri çok fazla olabiliyor. Tabii burada partner memnuniyetsizliği ve erkek tatminsizliği bizim için kritik nokta. Biz özellikle 1 dakikanın altındaki erken boşalmayı şiddetli erken boşalma olarak isimlendiriyoruz. Bununla ilgili çok sayıda tedavi var. Tabii ki bizim yıllardır uyguladığımız geleneksel tedaviler var ve yeni bazı tedavi modüliteleri var. İşte bugün bu hyaluronik asit dolgular ne yapıyor, nasıl çalışıyor onunla ilgili sorulara cevap arıyoruz. Hyaluronik asit dolgular lokal anestezi altında uygulanan dolgular. Aslında biz burada hyaluronik asit diyoruz. Peki ne bu dolgular, neden güvenli? Onlarca yıldır yüzde, burunda, ağızda, kozmetikte, güzellikte, vücut kontürlerinin düzeltilmesinde kullanılan dolgular bu görmüş olduğunuz hyaluronik asit dolgular. Hyaluronik asit dolguların değişik formları var. İşte biz de bu görmüş olduğunuz hyaluronik asit dolguları glans penise enjekte ederek glansın hassasiyetini ve sinirsel yapıların uyarılma mekanizmasını değiştirmeye çalışıyoruz. Aslında çok uzun süredir kullanılan bir yöntem ama ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlandı. Bunun çalışmaları 1996 yılına kadar dayanıyor. Yani yeni bulunmuş bir şey değil. Son zamanlarda yapılan çalışmalar var. Eski uzun dönemleri içeren çalışmalar da var. Şimdi biz burada bunu nasıl uyguluyoruz? Öncelik bu. Burada şekilde de görmüş olduğunuz gibi penis 5 farklı noktaya ayrılıyor. Her bir noktada 0.4 mililitre dolgu uygulanıyor. 0.4 mililitre dolgu uygulanıyor 5 noktadan. Yani toplamda 2 ml dediğimiz dolgu miktarı uygulanıyor. İşte bu bizim için güvenli doz. Üzerine çok fazla çıkmamak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz glans erekte olabilen bir yapı. Başkaca problemlerin meydana gelmemesi için biz 2 ml'i çok fazla geçmiyoruz. Burada 5 puncture dediğimiz yani 5 nokta tekniği bizim de aslında uyguladığımız teknik. Hemen bununla ilgili bir çalışma, son yeni çıkan çalışmalardan bir tanesini isterseniz beraber inceleyelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi yapılan çalışmada ortalama olarak ilişki süresi 37 saniye olan erkekler bu çalışmaya dahil ediliyor. Birinci ayın sonunda biz de aslında burada etkiyi birinci ayda görmeyi düşünüyoruz. Birinci ayda maksimum etkinliğe ulaştığını hesap ediyoruz. 37 saniyeden 323 saniyeye çıkmış. Üçüncü ay değerlendirildiğinde 281 saniye olarak değerlendirilmiş. 6. ayda 241, 12. ayda 235. Biz bu tedavide kalıcı etkili olabilir diyoruz. İşte kastettiğimiz şey bu. 1. ayda maksimum efekte ulaşıyor ama uygulandıktan sonra eğer etki ederse vücut alışkanlıklarınız değişiyor. Çünkü adeta bu madde yavaş yavaş emiliyor. Etkisi 16-24 ay diyoruz ama bir anda ortadan kaybolmuyor. Yavaş yavaş emiliyor. Bu da vücut alışkanlıklarınızın değişmesiyle alakalı oluyor. İşte bu noktada çok güzel bir çalışma var. 2008 yılında aslında bu işin öncülerinden olan Korelilerin yapmış olduğu bir çalışma var.
Uygulama sonrası hastaları tam 5 yıl takip etmişler. Bir de buna birlikte bakalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu hastaların 6. ayı ve 5. yılı değerlendirilmiş. Bu hastalar çalışmaya giren hastaların ilişki süresi çalışma öncesinde 82 saniyeymiş. Ortalama olarak 84,2 saniyeymiş. En kısa olan 45 saniye, en uzun olan 170 saniye. Peki 6. ayda ne olmuş? 376 saniyeye çıkmış ve en kısa süre 270 saniye, en uzun süre 470 saniye olarak değerlendirilmiş. Burada bu hastalar 5. yılda tekrar değerlendirilmiş. İşte 5. yılda aslında dolgu tamamen kayboluyor ama 352 saniye olarak değerlendirilmiş ortalama süre. İşte biz bunu bahsediyoruz. Yani bundan bahsediyoruz. Kalıcı etki olabilir. Dolgu kalıcı olmayacak ama etki kalıcı olabilir. İşte bu da bu tedavi aslında gerçekten mükemmel bir tedavi haline getiriyor. Peki herkese uyguluyor muyuz? Hayır, herkese uygulamıyoruz. Şiddetli ve dirençli erken boşalma tedavisinde alternatif bir tedavi olarak değerlendirmek gerekir. Yani hemen hiçbir tedavi almamış bir hastada bunun uygulanmasını ben gerekli görmüyorum. Davranış terapisi almamış veya hiçbir medikal tedavi almamış hastalarda öncelikle bu tedaviyi düşünmüyoruz ama bir istisna var. Artık aile yapısı bozulmuş, psikolojisi bozulmuş hastalarda işte psikiyatrinin kendini tut demesi, psikoloğun bu böyle olmaz yemeği yavaş ye demesi falan açıkçası çok iyi sonuçlar vermiyor. Benim klinik pratiğimde de böyle. Bu tip hastalarda veya vakti olmayan uzun uzun seanslara gelemeyecek hastalarda yaklaşık 20 dakika süren bu işlem önerilebilir. Özetlemek gerekirse, özet olarak bu tedavi gerçekten yaklaşık olarak ilişki süresini 5 ila 10 kat arasında arttırabilir. Bakın herkes de etki etmeyebilir. Hiçbir tedavide böyle bir şey söyleyemeyiz. Ama bu tedavi özellikle ama özellikle tekrar ediyorum, klasik tedavilerden fayda görmeyen hastalarda uygulanabilir. Son derece güvenli. Özellikle bunu fazlaca yapan kliniklerde artık bizim de sayımız ciddi anlamda arttı, tecrübemiz ciddi anlamda arttı. Farklı farklı teknikler uygulanabiliyor. Biraz önce gösterdiğim 5 nokta tekniği, FAM tekniği, ışınsal teknik gibi çok teknik var. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı. Bu tekniklerin aslında henüz birbiriyle olan karşılıklı çalışmaları olmadığı için hangisi daha etkili bir şey söylemek zor. Herkes klinik pratiğine göre uyguluyor ama gerçekten bunu volümlü olarak yapan kliniklerde de son derece güvenli, komplikasyon oranları yok denecek kadar az. Çok çok az. Bu nedenle şiddetli erken boşalma, dirençli erken boşalma olan hastalarda bana göre penis başı dolgusu hekimle birlikte konuşulduktan sonra düşünülebilecek alternatif bir tedavi metodu. Unutmayın, erken boşalma hem sizi hem partnerinizi etkiler. Ciddi anlamda aile yaşantısını bozabilecek bir sağlık sorunudur. Utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsak mutlaka bir üroloji uzmanına görünmekte fayda var. Hepinizi seviyorum. Umarım bu video size bununla ilgili neden biz kalıcı diyoruz, neden güvenli diyoruz bunları anlatmamda bir vesile olmuştur. Bu tip videoların devamının gelmesi ve videolarımızın daha fazla insana ulaşması için lütfen aşağıdaki linkten bize abone olmayı unutmayın. Aralıklı olarak böyle güzel bilgilendirme videolarımız gelecek. Eğer sizin merak ettiğiniz bir video varsa ya da bir konu hakkında video yapmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlara bekliyorum. Onunla ilgili de seve seve şöyle bildiklerimizi size anlatmak isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın, cinsel sağlık aslında psikolojiniz için de önemli.